Ay yine soğuk ya. Semanur Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selim uyumadı mı? Vallahi yok çok... Çok oldu uyanalı. Şimdi içeride amcasıyla oynuyor. Amcası mı? Hangi amcası? Sizin amcanız yani. Bana öyle söyledi. Şimdi içeride sizi bekliyor. Nasıl bir misafirperverlik? Yeğenimi ziyarete geliyorum ve böyle karşılanıyorum. Lan git önümden, bir kaza çıkacak. Lütfen sakin. Neyse ki Selim sizin kadar samimiyetsiz değil. Ya beni çok güzel ağırladı biliyor musunuz? Merak etmeyin. Kimseye bir zarar vermek istemiyorum. Ben bugün buraya herkes hakkını alsın diye insanca konuşmaya geldim. Çünkü şiddet bir işe yaramıyormuş. Bunu anladık. Lan. Bize söyleyeceğin hiçbir şeyi dinlemek istemiyoruz, anladın mı? Şimdi defol git evimizden. Dinleyeceksin Zeynep. Dinlemek senin de yararına. İkinizin de. Güzel. Şimdi ben diyorum ki benim hakkım olan annenin üzerine konduğu o şirket. Sizin hakkınız olan şey ise huzur. Tek istediğiniz şey huzur, öyle değil mi? Yalansız, dolansız, endişesiz bir hayat. Kimseden korkmadığınız, kimseden bir şey saklamak zorunda olmadığınız şu güzel çocuğun babası çıkıp gelir mi diye uykularınızın kaçmadığı bir hayat. Sana kim söylediyse bunu kandırmış seni. Kocan yalan söyleyemiyor Zeynep. Ama sen de zaten bunun bir yalan olmadığını biliyorsun. Ayrıca bilmediğin şeyler de var. Mesela annem seni Amerika'da izlerken benim ikinizi birden izlediğim. Mesela bunu bilmiyorsun. Ama nereden bileceksin? Bizden ne istiyorsun Vahit? Herkes gibi hakkım olan şeyi istiyorum. Her ne kadar annen o şirketin senin hakkın olduğunu düşünse de yok öyle bir şey. Bunu sen de biliyorsun. O şirket benim. Benim olanı bana ver. Ben de Ertan'ı alıp sonsuza dek hayatınızdan çıkıp gideyim. Ya anlaşmazsak lan? Ha? Ya anlaşmazsak? O zaman Ertan'a baba olduğu müjdesini veririm. Ve bir daha o güzel çocuğu sonsuza dek göremezsin. Zaten o senin hakkın değil. İyi düşün. Ha bu arada Zeynep, annen ve baban hak ettikleri yerde olacaklar. Annen zaten orada. Baban da ona doğru yola çıkmıştır. Uğurlar olsun.
Bu herifin teklifini kabul etmekten başka şansımız yok. Öyle mi diyorsun? Öyle. Yani annen zaten şirketi senin için tutuyordu. Bıraksın gitsin. Öylesi daha iyi olacak. Haklısın, evet. Biz yine çalışır kazanırız. Kendi geleceğimizi kendimiz kurarız. Evet, kurarız. Gidelim ve teklifini kabul ettiğimizi söyleyelim. Bu iş böyle olmaz Fatih. Yani bu... Vahit'in dediği gibi olmaz. Ya nasıl olurmuş? Pes! Gerçekten pes mukaddes. Sonunda bunu da yaptın ya. Gerçekten söyleyecek kelime bulamıyorum sana. Ay anneciğim pes pes. Neye pes ya? Ne yaptım ben? Vallahi adam zaten gidiciydi. Bir de gidiciydi diyor ayol. Anneciğim vallahi gidiciydi. Yani siz görmediniz, ben birkaç kez adamı yakaladım böyle sağdan sağdan. Toprağa bakıyordu adam. Çatlatmayın insanı da. Deyin ne diyecekseniz. Al abi otur. Babam yakalanmış. Ne? Ne? Nasıl yakalanmış? Bilmiyoruz. Bize de Vahit haber verdi. Oy o Vahit'in boynu altında kalsın inşallah. Ne geldiyse başımıza ha bu gudubet yüzünden geldi de. Ya siz beni hiç dinlemeyin tamam mı? Hiç dinlemeyin. Bir de biz koruruz biz saklarız diyordunuz. Ya madem saklayamıyorsunuz niye karışıyorsunuz? Bırakın ben saklayayım işte. Elif Su ne diyorsun sen? Bizim kimseyi sakladığımız yok. Allah Allah biz suçlu muyuz? Ya enişte kim dinleyecek bizi Allah aşkına ya? Uy benim bahtı kara abim. Uy benim canım abim. Yetmedi mi ha bunca çektiğin çile benim bahtı kara abim? Ne oldu gör? Ah bak sesi hala kulaklarımda çınlar görüyor musun? Sanki hiç gitmemiş gibi ha buradasın. Baba! Reis baba! Reis baba! Ne oluyorsun sen? Ben ne saçmalıyım? Abize hapise mi kaçtın? Yok yakalayamadılar ki beni. Ha yakalanmadın mı? Yok. Adalet yerini buldu. Ben ondan değil, şey yapmasın diye. Ha, birileri malikanede olduğumu ihbar etmişler. Kesin bu Vahit itinin işidir. Malikaneyi bastılar yani. Annemin. Bırak Fatih şimdi anneni falan. Baba, bizim seninle konuşmamız gereken bir şey var. Ne olur. Bir üstümü değişeyim, konuşuruz. Tamam. Gel bakayım. Gel. Gel bakayım. Dayısını gülü. Çekil. Çok şükür ya. Çok şükür. Oh. Vahit'in boyun altında kalsın iş. Oteller zincirinin anahtarı gitti. Yatlar, katlar, helikopterler gitti. Ay. Sakin ol. Bakayım. Ah, mukadder, sen de mi? Rica ederim aklınızı başınıza toplayın. Adam öldü, siz neden bahsediyorsunuz burada? Ay sultanım, ben acımdan ne dediğimin farkında mıyım ayol? Ay dağ gibi servet gitti gitti ay. Ay vallahi dağ gibi servet hükleri gitti birden. Ay bana bak ne diyeceğim sana ama sen elini sallasan ellisi be yavrum. Katil, katilsin sen. Sen benim kocamı öldürdün. Kız! Sus arsız ne kocası. Daha imza bile atmamıştınız. Kar kaldı işte yüzük versene bana. O çatal dilin var ya senin. Yılan gibi çatal dilinle zehirledin adamı. Ah servet dağ gibi servet. O kader vallahi adam kaldıramadı diye gitti ayol. Hani dal sarkar kartal kalkar açısından diyorum yani ben. Sus! Yüzsüz yüzsüz konuşma öldürürüm bak seni. Şevket Bey'den bir haber var mı Fehmi? Yok anneciğim. Umarım yakalanmamıştır. Allah, hangisi daha kötü bilemeyiz. Acaba teslim olsa daha mı iyiydi? Bekleyip göreceğiz. Söyle bakalım Zeynep, ne konuşacaktın benimle? Sen doydun mu iyice? Sen onu bırak, anlat tabii. Sen ne diyorsun? Hayır, anlatacağım şeyle yani iştahını kaçırabilir de. Ha bu kadar yaşadığımdan sonra ben de iştah mı kaldınız ha? Anlat size, anlat.
Vahit bizim eve geldi. Uy! Uy sen ne diyorsun da? Eve bir girdik Selim'le oynuyordu. Selim nerede? Selim nerede ya? Yukarıda merak etme. Ya misafir gibi girmiş işte eve. Semanur Hanım'a da amcasıyım demiş. Kadıncağız da nereden bilsin? Almış içeri yani. Ha ben size demedim bu da. Ha ben size demedim. Habersin izinizi sürer, sizin peşinizden gelir demedim. Bak gördün mü? İyi ki kaçmışım. Reis baba sessiz ol. Ha ne istiyormuş bu ağa diyelim? Her şeyi. Yani annemin üstüne olan şirketi. Evleri, arabaları, uçağı ne varsa her şeyi istiyor. Bizi de Ertan'la tehdit etti. Eğer istediklerini vermezsek Ertan'a gidip Selim'in gerçek babası olduğunu söyleyecekmiş. Ne biçim bir insan bu ya? İnsan Tio. Ulan ben bu herifi geberteceğim o zaman. Baba, bak diyorum ki ne istiyorsa verelim bu adama. Ya vallahi benim hiçbir şeyde gözüm yok. Vallahi billahi ben sadece huzur istiyorum baba. Verelim gitsin. Ha sen bunu annen olacak o Kara Meryem Hanım'la konuş. İnat eden kendisidir çünkü. Nereye? Bizim eve mi? Yok. Ben kendi başımın çaresine bakmaya gidiyorum. Sen merak etme. Hadi Fatih. Emin misin? Hadi. Ama sen seninle göz kulak olursun değil mi? Biz geleceğiz. Bakarım kızım, bakarım. Zeynep emin misin? Başka yolu yok Fatih. Hayatım yapma gözünü seveyim. Ertan! Hah geliyor işte. Şu tipe bak. Zeynep! 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 Fatih! Fatih! Zeynep! Zeynep! Lütfen! Zeynep kurtarın beni buradan lütfen! Tamam Ertan seni götüreceğiz ama... Bak yalvarırım kurtarın. Bak ne dersen yapacağım Zeynep. Vallahi billahi ne dersen yapacağım. Ya sevmiyorum seni artık ya. Vallahi peşinizi bırakacağım Zeynep ya. Yemin ediyorum bırakacağım. Çıkacağım hayatınızdan gizleyeceğim. Hayatım bak peşimizi bırakacağını söylüyor. Söylemeyelim bence. Olmaz aşkım. Olmaz. Yani Vahit'e katılacağım hiç aklıma gelmez ama o haklı. Ben artık huzur istiyorum Fatih. Başka hiçbir şey değil. Bugün her şey burada bitsin istiyorum artık. Zeynep, burada bitsin derken öldürecek misiniz beni yoksa? Saçmalama Ertan, ne öldüreceğiz seni be? Beni öldürmeyin zaten Zeynep. Ben bir şey yapmayacağım size bundan sonra. Vallahi bırakacağım peşinizi ya. Çıkacağım, gideceğim hayatınızdan. Söz veriyorum. Yeminle var. Tamam Ertan, zaten seni buraya götürmeye geldik. Allah razı olsun Zeynep. Allah ne muradınız varsa versin Fatih. Ay bırak. Önce bir dinle. Sana söylemem gereken bir şey var. Heh. Sensiz... Selim'in babası sensin Ertan. Maalesef Selim'in gerçek babası sensin. Zeynep nasıl olur?
Ne nasıl olur Ertan? Duydun işte. Selim'in babası sensin. Özür dilerim. Ben şu anda seninle evlenemem. Bu bebeği kabul edemem. Nasıl ya? Ya ben anne olmak için kendimi hazır hissediyorum ama sen bu evlilik için kendini hazır hissetmiyorsun öyle mi? Sanki bilmiyorsun 3 aylık hamile olduğumu. Aldıralım. Bıraktım her şeyimi yaşamak için seni. Sana öyle gelmedi mi? Yok mu hiç cesaretin içimde? Emanetin bekledim Zeynep. Zeynep. Gelmedin. Sen aldıracaktın. Yapamadım. Bunu aldıralım demek kadar basit bir şey mi zannediyorsun sen? O kadar kolay değil, tamam mı? O benim canım. Canımdan can koparmalarını istedin sen. Benim fikrimi bile sormadın. Beni bir başıma öylece bıraktın Ertan. Ben seni çok bekledim, gelirsin dedim. Bitti, masal bitti, hayal bitti, rüyam. Şimdi nerede o kahraman? Şimdi nerede o kahraman? Bıraktım her şeyimi yaşamak için seni. Cesaretin içimde, emanetin bekledim çok, gelmedin. Zeynep, böyle olacağını bilemezdim ki. Sen neyi biliyorsun ki Ertan? Neyi biliyorsun? Ben hiç bilmediğim bir ülkede tek başıma neler yaşadım biliyor musun? Ne zorluklarla çocuğumu dünyaya getirdim, haberin var mı senin? Yok. Selim doğduktan sonra neler çektiğimi biliyor musun? Bilmiyorsun. Ne zorluklar yaşadığımı. Bilmiyorsun, sen hiçbir şey bilmiyorsun Ertan. Ama iyi ki de yapmışım. İyi ki de seni dinlememişim. O benim oğlum. O bizim oğlumuz. Duydun işte. Artık biliyorsun. Ama şunu sakın unutma Ertan. Sen Selim'in sadece biyolojik babasısın. Selim'in gerçek babası, onu koşulsuzca seven, her zaman yanında olan ve onu fedakarca sahiplenen bu adamdır. Selim'in gerçek babası Fatih. Ve biliyor musun? Selim de onu seçti. Benden önce o sevdi Fatih. Zamanı geldiğinde tabii ki de Selim'e de gerçeği söyleyeceğim ama bunun bir önemi olacağını hiç sanmıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü sen sadece bir teferruatsın. O kadar.
Biz gittik, Ertan'a her şeyi anlattık. Anlamadım. Evet anne, Ertan'a bütün gerçeği söyledik ve böylelikle konu kapanmış oldu. Nasıl yani? Bunu sana söylemek istemedim ama... Vahit bizim evimize kadar girdi. Bizi Selim'le tehdit etti. Ya ne diyorsun sen Zeynep? Ne tehdidi? Her şeyi biliyormuş. Ertan'ı, Selim'i. Gerçekleri Ertan'a anlatmakla tehdit etti. Ya adi herif. Ama ben ondan bunun hesabını soracağım. Artık Vahit'in bizi tehdit edebileceği hiçbir şey yok. Ve kimseden gizlimiz saklımız da yok. Ama Zeynep. Anne aması maması yok şunun. Yeter artık, bitsin bu gerginlik ya. Biz sadece huzur istiyoruz, başka hiçbir şey değil. Vahit'i Selim'in yanında gördüğümde ne kadar korktum, sen biliyor musun? Ya kızım, yani bunu yapmadan önce keşke bana gelseydiniz. Anne, sana gelsek ne olacak, ne değişecek? Burada elin kolun bağlı kaldın böyle. Al, iki tane adam diktin kapımıza. Vahit onları aşıp evin içine kadar girdi, çocuğumla oyun oynuyordu anne. Zamanında seni benimle tehdit eden adam... Şimdi de beni çocuğumla tehdit ediyor. Hani diyorsun ya, hiç düşündünüz mü sonrasını diye. Biz sonrasını düşündüğümüz için zaten bunu yaptık. Anne, ben Selim'in hayatını tehlikeye atamam. Hiçbir şey çocuğumun hayatından değerli değil bu dünyada. O yüzden ver ne istiyorsa bitsin bütün bu olay. Ha, verdiğim zaman bitecek mi sanıyorsunuz? Yani bitecektir yani. Adamın asıl istediği şey buymuş, onu öğrendik. Evet. Ya sonuçta biz büyük bir aileyiz yani. Mutlu olmak için şirkete, paralara ihtiyacımız yok ki. Çocuklar. Ya durum bildiğiniz gibi değil. Yani ben şirketi verirsem o suçlamasını geri mi alacak zannediyorsunuz? Yani şirketi ben versem bile ben suçlu olacağım. Anne, zaten ellerinde kayıt var. Senin itirafın yok mu? Kızım, ya ben onu seni kurtarmak için blöf yaptım. Ne bileyim ben, o panzehiri almak için yaptım. İyi de anne, bunu savcı biliyor mu? Ya bu hiç sağlam bir savunma değil ki. Elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Bak, emin ol Vahit bizi rahat bırakmayacak. Ya ne yaparsak yapalım bırakmayacak. Avukatlar da sağlam bir savunma hazırlıyorlar. Yani umarım her şey yoluna girecektir. Baban nasıl? Kaçak. Bu durum Vahit'i sizden uzak tutacaktır. Vahit yakalandığını sanıyor. O her şeyi öğrenmiştir Zeynep. Ha, şimdi vermeyecek misin Vahit'in istediklerini? Biraz düşünmem gerekiyor Zeynep. Biraz düşünmem gerekiyor. Ondan sonra bakarız ne olacak. Bu olmaz. Bakayım. Bu da olmaz. Arkadaşım insanın karısına sevgililer gününde hediye seçmesi ne zormuş. Dur, şöyle yapalım. Hamile eşe sevgililer gününde ne alırım? Ara. İkinci çocuk seçeneğini tıkla. Yok, Zeynep bunu sevmez. Bu da olmaz. İşte bu. İşte bu, Zeynep bayılacak buna. Çok anlamlıydı. Hayatım yapma böyle. Bak, senin güçlü olman gerekiyor. Biraz çocuklarımızı düşün. Ya Fatih, düşünüyorum. Tabii ki de düşünüyorum da. Ya ama işin içinden de çıkamıyorum. Diyorum ki acaba Vahit'le konuşsak mı? Olmaz öyle şey Zeynep. Bu çok tehlikeli. Niye ben ailemin Vahit'in karşısına çıkarayım? Ama Fatih için bu şekilde... Olmaz. Ne söyleyeceksin peki? Ben düşündüm ne söyleyeceğimi, buldum. Neymiş, ne buldun? Her şeyi kabul ediyoruz. Hı. Ne istiyorsan sana veriyoruz. Hı. Ama sen şikayetini geri çekeceksin Vahit diyeceğim. Tamam, dedin sen bunu, aldın. Evet. Meryem Hanım'ın içeriden çıkmasını sağlayacak mı? Hayır. Reis babam
Görüntüleri var. Bütün herkesin önünde çekti vurdu adamı. Savcılar, hakimler ne diyecek? Eline sağlık mı diyecekler? Ya Fatih, gerçekten senin şu anda beni rahatlatman gerekirken içimi daha da kararttın ya. Ya hayatım, özür dilerim ama gerçekleri söylüyorum. Yani bu bizim çözebileceğimiz bir şey değil demek istiyorum. Bak, Meryem Ana, Reis Baba güçlü kuvvetli insanlar. Onlar nelere göğüs germişlerdir. Bırakalım onlar halletsin. Ya ben değilim işte ya. İkisi için de çok üzülüyorum. Ben de sen üzüldüğün için üzülüyorum. Bak, karnında bebeğimiz var. Oğlumuz var. Senin stres yapmaman gerekiyor hayatım. Kim? Babam. Efendim baba. Şevket'ten haber yok mu hala oğlum? Ne haberi Şevket? Ben tanımıyorum öyle birini. Size gelmedi mi peki? Yok, ne gelmesi? Gelemez bile yani. Küstük biz zaten onunla. Görüşürüz, öptüm. Münasebetsiz. Sen bu telefon dinlenme olayını abartıyorsun. Hiç abartmıyorum yani. Abartıyorsun. Abartmıyorum. Abartıyorsun. Nereye? Seninle bakacağım. Abartıyorsun. Abartıyor olabilir miyim ya? Fatih Bey. Buyurun. Sizinle konuşmamız lazım. Tabii memur bey, buyurun. Yalnız özel bir konu, dışarıda konuşalım. Tamam, geliyorum. Hayatım, ben hemen geliyorum. Nereye Fatih? Şey, çöpü çıkarıyorum. Buyurun. Fatih Bey. Benim. Teknik takip diye bir şey duydunuz mu? Teknik olarak evet. İşte ona takıldınız. Ne? Takibe. Niye? Telefonunuz dinleniyor. Abartmadığımı biliyordum. Ben dedim ki herkese dinleniyoruzdur kesin. O yüzden her şey açık açık konuşun. Her şey açık açık da konuştuk yani. Suçlular neyse yakalansın. İstesem şu anda bir suçlu yardım ve yataktan sizi içeri alabilirim. Memur Bey, ne diyorsunuz? Ben kimseye yardım yasaklık yapmadım. Çocuğunuzun hapishanede büyümesini ister misiniz? Çocuğumun ne suçu var ki? Çocuğumun bir suçu yok. Anası, babası, dedesi, anneannesi, dıdısı, ninesi. Maşallah, ne suçlu aile abi. Yok, biz kötü bir şey yapmadık gerçekten. Fatih Bey, ben sizden yanayım. Sizi teslim etmeyeceğim. Niye benden yanasınız? Çünkü kurunun yanında yaşın dayanmasını istemiyorum. Yani sizin ne kadar iyi biri olduğunuzu biliyorum. Zaten şu surattan kötülük bekleyemem. Evet evet, ben çok iyi bir insanımdır. Öyle derler yani. Şanslısınız. Sizi teslim etmeyeceğim. Allah razı olsun sizden. Ama bir şartım var. Tabii. Şevket Taşkın'ın yerini bana söyleyeceksiniz. Bilmiyorum. Peki ya öğrenirseniz? Hemen söylerim. Ama öğrendiğinizde söylemezseniz sizi ve eşinizi içeri alırım ona göre. Anlaştık mı? Merak etme. Telefon biliyorsunuz. 155. Tamam. O zaman iyi akşamlar. Memur bey. Söyleyecek misin? Yok, arabanız... İyi akşamlar Fatih Bey. Yaktın beni Reis Baba. Yaktın. Aşkım. Ben düşündüm de sen haklısın. Daha fazla canımı sıkmayacağım. Evet ya. Bu Ertan olayını nasıl çözeriz, ona yoğunlaşacağım. Hem güzel şeyler de oluyor. Bak, evimizdeyiz. Sağlıklıyız, sen, ben, Selim. Selim'e kardeş de geliyor değil mi? Senin neyin var? Hı? Neyin var senin? Bir şey yok hayatım, iyiyim. Yalan söyleme, yatağa girdiğimizden beri böyle bakıyorsun. Neyin var senin? Yok, bir şey yok hayatım. Şeyle, işle alakalı. İşle alakalı. Hı. Neymiş peki bu? Önemli bir şey değil ya. Ay Fatih. Ne oldu? Kovuldun mu? Saçmalama hayatım, durup dururken niye kovulayım? Kesin ben kovuldum ve sen beni üzmemek için söylemiyorsun. Hayır, aa, öyle bir şey değil. Gel yat, koy kafanı. Sen bak ne güzel konuşuyordun, olumlu olumlu. Düşünmeye devam et. Merak etme. Her şey yolunda. Yolunda. Tekabiliye bu kadar hızlı atıyor Fatih. Ne bileyim bir şey.
sen yanındasındır diye. Bize neden yalan söyledin Fatih Şekercizade? Ne yalan? Kaçağın yerini biliyordun. Ama bize söylemedin. Tutuklusun. 50 yıl yatarım var. Ne 50 yılı ya? Ne diyorsunuz siz? Benim vadem yetmez, ölür giderim. Senin gibi azılı suçluları kollayanlar az bile. Alın bunu. Durun, durun. Vallahi ben bir şey... Ya ben aslında... Hayır... Aa Fatih, ne oluyor? Bunu da alın. Hayır, hayır. Karım, bırakın. Bir suçu yok. Hamile o. Aşkım, ne oluyor? Ya, ya bırakın, bırakın. Alın bunları, alın. Adalete konuşursunuz. Hadi yürü. Fatih, Selim ne olacak? Annesi ne olacak? Bakın, çocuğuma kim bakacak? Çocuğuma. Ben bakarım çocuğuma. Merak etmeyin. Çocuğunu. Hadi be, asıl sen bırak. Lan bırak. Git kendi bırak. Biyolojiksel çocuğuna sarıl, hadi. Alın bunu, alın bunu. Yürü, yürü. Hiç bir şey yok. Gözünüz arkada kalmasın. Artık bir 50 yıl sonra görüşürüz. Ha? Oğlum, el salla yalancı babaya. El salla. Hadi bay. Hayır. Aşkım, ne oldu, iyi misin? Ah, Selim nerede? İyi, odasında, merak etme. Oğlum vermem. Kimseye vermem. Kıyamam sana. Sen bu Ertan olayından dolayı iyice gerildin değil mi? Vermeyelim oğlumuz. Merak etme Selim. Tabii ki de vermeyiz kimseye oğlumuz. Sen nereye? Selim'in bezi bitmiş. Onu alacaktım ben. Yok, sen evde kal. Ben alır gelirim. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.